Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda LibreOffice hesap tablosu uygulamasında dosya işlemleri konusunu inceleyeceğiz. İlk konu başlığımız yeni dosya oluşturmak. Yeni dosya oluşturmak için dosya menüsünden yeni diyoruz. Burada hangi dosya türünü oluşturacaksak metin belgesi, hesap tablosu, sunum, çizim onu seçiyoruz. Dosyamızı oluşturduk. Kayıtlı belgeyi ekrana getirme. Arkadaşlar, daha önce bilgisayarımıza kaydettiğimiz LibreOffice dokümanını ekrana getirmek için dosya menüsünden aç sekmesine tıklarız. Açılan pencereden dosyamızın konumunu seçeriz. Aç deriz. Bu şekilde belgemizi açabiliriz. Belgeyi kaydetme. Hesap tablosu üzerinde yaptığımız değişikliklerin birçok kaydetme yöntemi vardır. Bunlardan bir tanesi araç çubuklarındaki kaydet ikonu, durum çubuğundaki kaydet ikonu, Ctrl S kısa yol tuşu, dosya menüsünden kaydet sekmesi. Arkadaşlar, belgemizi herhangi bir buluta yüklemek için uzak dosyayı kaydet menüsüne geliriz. Hizmet ekle diyerek belgemizi buluta yükleyebiliriz. Hesap tablomuzun kayıt türü ve kayıt yerini seçmek için dosya menüsünden farklı kaydet diyoruz. Dosyamızı kaydedeceğimiz klasörü seçiyoruz. Dosyamıza yeni bir isim verebiliriz. Dosyamıza parola verebiliriz. Ve dosyamızın kayıt türünü seçiyoruz. Buradan hesap tablomuzu Excel dosyası olarak da kaydedebiliriz. PDF olarak dışa aktarma. Hesap tablomuzu PDF olarak dışarı aktarmak için dosya menüsü PDF olarak dışarı aktar diyoruz. Açılan sayfada aralık tablomuzun hangi sayfalarını PDF olarak dışarı aktaracağımızı, resim kısmından resimleri nasıl sıkıştırılacağı, filigran, genel ayarlar, başlangıç görünümü, kullanıcı arayüzü, bağlantılar, güvenlik, sayısal imzalar ayarlarını yapıp belgemizi PDF olarak dışarı aktarabiliriz. Şablonlarla çalışmak. Örnek bir şablon hazırlayalım. Dosya menüsünden şablonlar, şablon olarak kaydet diyoruz. Şablonumuza isim verelim. Şablonumuzun kategorisini seçiyoruz ve kaydediyoruz. Şablonumuz kaydoldu. Şablonumuzu daha sonra tekrar açmak için dosya menüsünden şablonlar, şablonları yönet diyoruz. Gördüğünüz gibi şablonumuz geldi. Buradan şablonumuzu açabiliriz. Şablonumuz açıldı. Belge özellikleri. Belge özellikleri için dosya menüsü özellikler sekmesine tıklarız. Burada
Belgemizin adı, türü, konumu, boyutu, oluşturma tarihi, değiştirme tarihi gibi bilgiler yer alır. Açıklama kısmından belgemize açıklama ekleyebiliriz. Güvenlik kısmından belgemizi Saltukunur yapabilir. Yazı tipi kısmından belgemize yazı tipi gömebiliriz. Belgeyi yazdırma. Belgemizi yazdırmak için dosya menüsünden yazdır sekmesi veya Ctrl-P kısa yol tuşlarını kullanabiliriz. Bilgisayarımıza bağlı olan yazıcımızı seçeriz. Hangi sayfaları çıkartmak istediğimizi ve kopya sayımızı seçeriz. Sayfa düzeni kısmından sayfa başına kaç tane çalışma sayfası yazdıracağımızı seçeriz. Bu şekilde belgemizi yazdırabiliriz. Arkadaşlar, bu videomuzda dosya işlemleri konusunu inceledik. Herkese iyi günler dilerim.